genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Abdülkadir Bedirli. Obezite cerrahisinde güncel yaklaşım olan robotik cerrahiden bahsetmek istiyorum. Robotik cerrahi ilk kez 2000 yılında FDA tarafından onay aldıktan sonra hem genel cerrahi, hem üroloji, hem de kadın doğum gibi pek çok branşta yaygın olarak kullanılır hale geldi. Ve günümüzde de 6 milyondan fazla insanın bu yöntemle ameliyat olduğunu bilmekteyiz. Bizim konumuz olan obezite cerrahisine baktığımızda, obezite cerrahisinde de yıllar içerisinde bir takım değişiklikler olmasına rağmen özellikle gastrik bypass cerrahisi hala etkinliğini koruyan ve altın standart olarak tanımlanan bir yöntem. Ancak gastrik bypass cerrahisi bildiğimiz gibi laparoskopik yöntemle yapılabilirliği zor olan advanced bir cerrahi. İşte burada robotik cerrahi bizlere son derece önemli fırsatlar sağlamakta. Nedir getirmiş olduğu teknolojiler? Birincisi konfor, yani hastanın başında değil, ayrı bir cerrahi konsol ünitesinde bu ameliyatları yapıyoruz. Hemen burada altını çizmem gereken önemli bir husus, ameliyatın tüm aşamaları cerrah tarafından kontrol ediliyor. Yani ameliyatı yapan robot değil, cerrah. Tabii ki bunu oturarak yapıyor. Nerede yapıyor? Konsol dediğimiz yerde, 3 boyutlu düzlemde ve kullandığı enstrümanların kapasitesi de çok yüksek. Bunlar bilek kontrollü enstrümanlar. Özellikle obez bireylerde yağ dokusunun fazla olduğu ve bir takım kısıtlı alanların olduğu yerlerde şüphesiz bu cerrahi bizlere bypass gibi ameliyatları yapabilme imkanı sağlıyor. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada son 4 yıldır, 5 yıldır bu obezite ameliyatlarında ciddi bir şekilde robota yönelmeyi görüyoruz. Revizyon dediğimiz daha önceden ameliyat olmuş ama bu ameliyat sonrasında etkin kilo verememiş hastalarda da yine robotik cerrahinin yavaş yavaş ön plana çıktığını görmekteyiz. Gerçekten bu ameliyatı robotik yöntemle yapmak bizlere hem bir konfor sağlarken hem de hastalara da etkinlik güvenlik sağlayabilmekte.